Merhabalar sevgili arkadaşlar, bugün yine League of Legends'ın bir sonraki yamasında neler geliyor olabilir, ee, sırada bizi neler bekliyor onlara bakıyor olacağız. Öncelikle Gun Goddess Misfortune yeni e, efsanevi kostüm 2775 rate puanı karşılığında satılıyor olacak ve e, menüden seçtiğiniz formlara göre şu şekilde, silahlara göre e, farklı animasyonları, görselleri, sesleri, e, efektleri olan bir kostüm olacak. Tıpkı Elementalist Lux olduğu gibi sadece sürekli değiştirebiliyorsunuz sanırım. Ya da DJ sonrada olduğu gibi de diyebiliriz. Ee, burada da örnek efektleri görüyorsunuz. Farklı farklı e, normal vuruşları, farklı pasif görsellerini farklı ulti görsellerini falan görmektesiniz. Mor versiyonu bu şekilde geçmiş. Hoş bir kostüm. Miss Fortune de şimdiden hayırlı olsun. Bununla beraber elbette özel ikonlar da geliyor olacak. E, satın alabileceğiniz. Ayrıca 1 Nisan geliyor olduğu için 1 Nisan emotları geliyor. Çok da tatlı olmuşlar bence. E, burada gladyatör arenasında e, ölüm onayını veren örfümüz, e, Draven'ımız, e, hınzır bir Maokai kedimiz sanıyorum. E, hoş bir popimiz falan derken emote'lar olacak. Ee, bu totem ise sadece Gun Goddess misfortunela beraber alınabiliyor olacak. Ee, Bundle'ı aldığınızda içinden çıkıyor. Bu totemi ayrıca satın alamıyorsunuz. Ee, dolayısıyla nadir ve değerli bir totem olacak oyunda. İki tane enteresan e, ikonumuz var. E, görev simgemiz var. Tavuk yetiştirmekte olan muhtemelen bir Nisan kostümü olabilecek bir Galio eee görseli ve Hextech Alistar gibi görünen bir Alistar görselimiz var size özel dükkan geliyor ve yine muhtemelen 1 Nisan'a özel keskin gagalar oyunda tavuğa dönüşecek gibi görünüyor. Eğlenceli olacak gibi görünüyor. Henüz saptamış değiliz. Şimdi dengeleme değişikliklerine geçmeden önce çok küçük bir duyurum var. Düzenli yayınlarımız yeniden başlıyor. Salı akşamları 7'de, Perşembe akşamları 7'de ve Pazar geceleri 11'de yayınlarımız olacak. Bundan böyle. Büyük ihtimalle çoğu zaman League of Legends oynuyor olacağız. Muhabbet ediyor olacağız ama arada bir belki Fortnite, Artstone'dur. Başka bir şeyler de yaparız isteklerinize göre. Sizleri bekliyorum. Twitch TV slash TV adresinde şimdi gelin dengeleme değişikliklerimize geçelim. Öncelikle e, Kain'in pasifi ile ilgili minik bir düzenlememiz var. E, Kanin e, kayının pasif puanları dakikaya göre çarpanlara ayrılıyor. Eskiden, yani şu an oyunda olan atıyorum ilk 3 dakikada 0.5 çarpanı var. 3-5 dakika arasında 0.9 çarpanı var falan şeklinde gidiyor. Artık direkt ilk 10 dakikada 2.5 çarpanı var. 10-15'te 4, 15'ten itibaren de 7 çarpanı var. Ee, bu da büyük ihtimalle direkt Kain'in pasif puanlarını çok daha hızlı toplayabilmesi anlamına geliyor özellikle erken oyunda. Aynı zamanda ultisine baktığımızda ee, saldırı gücü oranı %150'den %165'e yükseltilmiş ve hasarı da 150-350 aralığından 175-375 aralığına yükseltilmiş. Hafif bir sevgi görmüş burada Kain. Kazix'in pasifine baktığımızda saldırı gücü oranı %20'den %30'a yükseltilmiş. Aslında gayet güzel bir ee, güçlendirme şöyle düşünün %50 artmış pasifi teknik olarak ee, 1 bölü 2 oranında güçlenmiş dolayısıyla etkili olacaktır diye düşünüyorum kazik severler açısından skor alabilmeniz için ee, LeBlanc bir geriye dönüş yaşıyor Rengar'ın e, geri çekilmesinin ardından şimdi LeBlanc'la ilgili değişikliklerin de bir kısmı geri çekilecek gibi görünüyor oyuncuların memnun olmaması dolayısıyla öncelikle eski pasifi geri dönüyor %40 canın altında düştüğünüzde Puf diye bir kopyanız ulaşıp e, oluşup dolaşıyor. E, Q yeteneği eski şekilde yine işaretleme mantığından gidiyor. Ben direkt yetenekleri okuyarak gideyim isterseniz hatırlamanız açısından da Q yeteneği e, hasar verip, 4 saniyeline bir işaret bırakıyor, herhangi başka bir yetenekle bu işareti patlatmak ekstra hasar veriyor. W'ya baktığımızda bir bölgeye ışınlanıp hasar veriyorsunuz, sonraki 4 saniye içerisinde yeteneği tekrar kullanarak geri dönebiliyorsunuz. E'ye baktığımızda e, bir zincir atıyorsunuz, zincir saplanırsa hasar veriyor, görüş veriyor. 1.5 e, saniye boyunca zinciri korumayı başarırsanız ekstra hasar veriyorsunuz ve ultiye baktığımızda eski ultiye dönüyoruz. E, Ultiye basıp sonra e, bir yetenek bastığınızda, özür diliyorum yeni versiyondu bu kafam karıştı, eskiye dönüyoruz. R tuşuna bastığınızda en son hangi yeteneği yaptıysanız onun güçlü kopyasını yapıyor oluyorsunuz. Özetle e, eski LeBlanc'a çok daha yakın bir forma dönüyoruz. Matematiğinden çok bahsetmeyeceğim daha oturması için vakit gerektiği için. Ee, Miss Fortune'un efsanevi kostümünün gelişiyle beraber seviye başına kazandığı saldırı gücü birden 2'ye yükseltilmiş. Ee, bu sevgiye ihtiyacı var mıydı Miss Belki de. Ee, güzel bir güçlendirme. Kesinlikle orta oyun ileri oyunda Miss Fortune'un gücünü bir tık ileri taşıyacaktır. Çok popüler bir nişancı olmadığını da itiraf edecek olursak belki de beklenen bir değişiklikte. De. Nocturne'un W'sunda artık e, ulti atarken bunu aktif kullanabilirsiniz var olabilir diye not geçmişler. Queen'in saldırı gücü 62'den 59'a düşürülmüş fakat seviye başına kazandığı saldırı gücü 2.4'ten 3'e yükseltilmiş ve böylece 18. seviyede artık 103 yerine 110 saldırı gücüne ulaşmayı başarıyor. E, pasifi ile ilgili minik bir değişiklik havadayken okunuz merminiz havadayken pasif dolarsa o atak çarptığında pasifi devreye sokuyor artık eskisinin aksine yeni bir atak yapmanız gerekmiyor. Ulti ile ilgili bir bug düzeltmesi. Ulti artık vurduğu herkese e, pasif yükü e, bu pasifin işaretini e, koyuyor. E, bug düzeltmesi var. Ee, hasar yediğinizde artık ultiye geçiş formunuz bozulmuyor, ee, minyon olmayan kişilerden aldığınız hasar e, formunuzu ya da yüklenmenizi bozmuyor. Bunun yerine sadece 2 saniyeliğine hareket hızı bonusunuzu tamamen siliyor kuş oluyorsunuz ama hızınız olmuyor 2 saniye özetle. Minyonlardan hasar almanızsa artık hiçbir etkisi yok. Bug düzeltmesi, bug düzeltmesi. Ee, ve artık çeşmeye döndüğünüz an ultiniz varsa otomatikman basılıyor. E, ee, Rengar'la ilgili bu değişikliği bilmiyorum. Ne olmuş? Hemen bir bakalım. Özür diliyorum hazırlıksız yakalandım. Ee, ha süreyle ilgili minik bir düzenleme sanıyorum hop diye inelim Anladım küçük bir hissiyat düzeltmesi gibime geldi bunu derinlemesine bakacağım şu an vakit kaybetmeyelim. Talon'un W yeteneğine bakalım onun yerine saldırı gücü oranı %60'dan %70'e yükseltilmiş. Bu arada burada önemli bir şey varsa yorumlarda yazacağım aşağı bakabilirsiniz. Ee, tekrar edeyim Talon'un W yeteneğinin saldırı gücü oranı %60'dan %70'e yükseltilmiş. Kesinlikle sevgi görmesi gereken bir şampiyon son dönem çok popüler değil. Wukong'un saldırı gücü. Seviye başına kazandığı saldırı gücü 3.2'den 4'e yükseltilmiş. Zed'in Q yeteneğinin e, ilk vurduğu hedefe saldırı gücü oranı %90'dan %100'e yükseltilmiş. Ve ikinci, üçüncü hedeflere vurduğu hasar da %54'den %60'a yükseltilmiş. Zed kötü bir pozisyonda mı? Bence değil ama böyle bir buff gerekli görülmüş belki de. Hadi bakalım. E, ne düşünüyorsunuz? Ankete yapıştırın. E, Cehennem maskesinin... Etrafınızdaki hedeflere verdiğiniz ekstra büyü hasarı oranı %10'dan %15'e yükseltildi ama menzili buradan bu kadara düşürüldü. Tuzluk gibi bir şey oldu. Artık böyle daha tank yakından savaşan büyücülerin kesinlikle tercih etmesi gereken bir eşya olarak yer buluyor olacak. Yani en iyile zaten şundan daha uzaktan vuruyorsunuz bütün hasarınızı. Hiçbir anlamı olmuyor eşyanın. Draktar'ın gece kılıcıyla artık e, bir toteme vurduğunuzda Draktar'ın gece kılıcıyla keşfedip e, devre dışı bıraktığınız bir toteme tek vuruşta yok ediyorsunuz bu totemi. Çok güzel bir değişiklik bana soracak olursanız. E, Guinzo'nun hiddetine baktığımızda artık 50 yetenek gücü sağlamıyor. Ve artık yükler 4 yetenek gücü ve 3 saldırı gücü sağlamıyor. Maksimum yükler 6'dan 8'e yükseltildi. Hatta direkt ben size eşyayı okuyayım. 3400 altın şöyle gördüğünüz formda. E, 200 altın ucuzlatıldı. 50 saldırı gücü %25 saldırı hızı veriyor. E, normal vuruşlarınız vuruş halinde ekstra 15 büyü hasarı verir. Özel pasif. Ee, normal vuruşlarınız 5 saniyeliğinde %8 saldırı hızı kazandırır ve bu, bu etki 8 defaya kadar birikir. 8 yükünüz varken Guinzo'nun öfkesini kazanırsınız. Guinzo'nun öfkesi ee, vurduğunuz her normal vuruş e, vuruş etkilerini 2 defa uygular ee, ve Menzilsiz şampiyonlar ikişer ikişer yük biriktiriyorlar vururken. Menzilliler birer birer yüklerken. E, demir solarının vuruşuna çok enteresan güzel bir değişiklik yapıldı eski şanına geri dönüyor bile diyebiliriz neredeyse. E, kısa bir süre sonra bir kalkan oluşturursunuz. Bu kalkan 8 saniye sürer ve kalkanın içindeki dostlar %35 daha az hasar alırlar. 90 saniyede bekleme süresi var. İnanılmaz bir etki gerçekten. 5 kişiye %35 daha hasar daha az hasar verdirmek mükemmel bir etki. Ee, çok çok etkili bir eşya olacağını ve bu şekilde bu kadar güçlü gelirse kesinlikle profesyonel arenada da solo queue'da da sıkça tercih edileceğini düşünüyorum. Bayağı sağlam bir etki olduğuna inanıyorum. Şuraya bir ikon gelmiş. Bilmeyen arkadaşlar için eski eşyamız yine formunda geliyor. 40 yetenek gücü, 200 can, %10 bekleme süresinde azalma, %8 hareket hızı ve bastığınızda 3 saniyeliğine kendinize ve dostlarınıza %40 hareket hızı veriyorsunuz. Bekleme süresi var. E, milyon kesince artık devre dışı kalmıyor bu destek eşyaları, bu etkiyi kaldırdılar. E, bakalım, bakalım, bakalım. 10 saniyede 1 kazandırdığı altın, 10 saniyede 2 altından 10 saniyede 4 altına yükseltildi. Direkt çok daha fazla altın kazandırıyor artık. Bu deneysel ürünlerimiz devam ediyor. Şunu tekrar hatırlatalım. Savaşta 4 saniye geçirdikten sonraki ilk vuruşunuz bir rakip şampiyona 10-60 arası saldırı gücü kazandırır seviyeye bağlı olarak 4 saniyeliğine. Eee ve vurduğunuz hasarın %20'sini gerçek hasara dönüştürür bu 4 saniye boyunca saçmalık böyle bir şeyin var olmaması lazım hala anlayabilmiş değilim ama bakalım bu arada rakiplere hasar vermek bekleme süresi özür diliyorum eee e, yeniliyor süresini yani daha uzun savaşta kalabilmenizi sağlıyor eee buradaki mana rünümüze baktığımızda bekleme süresi 75 saniye çok uzundu 60 saniye indirilmiş ayrıca yine etkisi değiştirilmiş eee bir sonraki kullandığınız yeteneğiniz bedelini iade eder ve eksik mana ya da enerjinizin %8'ini geri kazandırırdan bir sonraki yeteneğiniz eksik mana veya enerjinizin %10-40'ını doldurur. Eğer e, bu yetenek rakip bir şampiyona, ba pardon başka bir şampiyona çarparsa yani Soraka gibi böyle şifa atan bir şey falan da olabilir, e, mananızı sonsuza dek 15'e yükseltin. Acayip güzel olmuş, acayip enteresan olmuş. Beğendim ve bu yama öncesi için değişikliklerimiz sanırım burada son buluyor. Burada detaylara iniyoruz artık. Ne düşünüyorsunuz bu değişiklikle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ee, ve kendinize çok iyi bakın. Ee, bir bug oldu da az önce e, şeyde. OBS'de ona tutuldum özür dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.